Arkadaşlar selamlar. Böyle bir video planım yoktu ama anlık gelişti. Şu an zaten gecenin 12'sinde çekiyorum bunu. <laughs> Onu da söyleyeyim. 12'ye doğru çekiyorum daha doğrusu. Ee, ben sıkı bir Sokrates dergi takipçisiyim. Şu an bu videomu muhtemelen telif gelecek ama umarım gelmez. Size de yansıtabilirim, gösterebilirim. Çok güzel bir şey bence. Sokrates'te Kaan Kurallı, Mehmet Demirkoğlu oyna devam tam olarak benim zaten yıllar öncesi pro wrestling yani konseptim buydu. Pro wrestling stüdyo konseptim zaten biliyorsunuz. İşte ile beraber yapıyorum. Şu an Onat'la beraber yapmış olduğum şey aslında tam olarak birebir ben e, bu yani örnek aldığım bu insanlar. Doğruyu söylemek gerekirse bir konu var ve o konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişi konuşuyor. Belli bir işte sohbet, geyik ortamı falan var. Çok keyif alıyorum. Ben de artık bunu yapmam gerekiyor diye düşünmüştüm. O yüzden Progressing Studio yaptık. Şimdi burada bir soru gelmiş. Şu an bir kısmı gözükmüyor sorunun. Şu alt kısımda. Şuralarda. <laughs> Haftanın sorularında. Hep bahsedilir Amerikalılar spora eğlence için gidiyorlar diye toplum hep böyleydi diye organizasyonları buna göre mi kurdular? Yoksa organizasyonu eğlence yönelik kurup toplum mu bunu adapte ettiler diye bir şey var. Şimdi burada bakın neden bahsediyorlar şimdi birazdan. Bunu size göstermek istedim. Çok önemli benim için. Bu eğlencedir ya. Önce eğlence, eğlencenin eğlence. eğlence içine spor yerleşti. Önce eğlence, eğlence için spor yerleşiyor. Tabii bu şimdi konuştukları şey başka şey. NBA işte futbol, NFL, Amerikan futbolu falan. Şimdi bakın nereye geçiyor konu. Bilmiş. Aynen öyle, yani. aynen öyle. Ve yani bu takımların e, tamam takımları destek Gerçekten çok güzel konu. Destekleyin, takip edin de yani ölüm kalım meselesi bu takım kaybedince sana hiçbir şey olmuyor merak etme. Abi o Hı -hı wrestling, wrestling, güreş, o pankreas. O gerçekten <laughs> tiyatro. Ne ki o? <laughs> çok iyi bak. Tam bizim konu geldi şimdi beyler. Türkiye'de güreşe bakış açısına görün şimdi. Ee, ya bunlar görmeyeceksiniz çünkü Mehmet Demirkol, Kaan Kural bunlar en azından hani global insanlar oldukları için bazı şeylere pozitif yaklaşabiliyorlar ama bizdeki kitle zaten genel olarak bildiğiniz gibi işte bu ne ya gerçek vurmuyorlar falan olduğu için güzel. O, yani. o, tiyatro, o tiyatro. E e tiyatro ama, şampiyonu tiyatro. var her zaman şampiyon çıkıyor. Ama abi o biliyorsun onun kareografisi onun Biliyorum çok mi güzel bir belgeseli bilmedi, var kareografisi. Tabii yani. Ama onun kareografisi falan bayağı zor abi. Tabii canım yani biz bu işi izliyoruz da hani sadece şey ha dur bilmem ne değil ben seviyorum ben bu işi seviyorum yani. Dans gibi resmen zor, ya. Zor olmaz olur mu canım? Hı -hı. Ne, ne adamlar çıktı yani. Aynen. John Cena falan var ya. <laughs> Bak bilmeleri benim için çok güzel. Çünkü sonuçta bu işle ilgili YouTube'da e, bir şeyler yapan biriyim ve Türkiye'de 2008 yılından beri falan bir şekilde internet ortamlarında bu işle ilgili içerik üretip konuşan, sohbet eden, muhabbet eden, insanlara ulaşan biri olduğum için benim çok ilgimi çekiyor şu an bu konu. Gerçekten ilgimi çekiyor. Çünkü burada benim çocukluğumdan beri örnek aldım. Ben gerçekten hayatımda bir yaptığım işte şunun gibi olayım dediğim tek kişi Kaan Kural. Şey saymıyorum. Futbol oynarken kalecilikte şu Michael okeydi. Kaan Kural hep bana şey geliyordu çocukken. NBA sever olarak işte NBA stüdyo. Zaten Pro Wrestling stüdyo programının ismi NBA stüdyodan geliyor. Kaan Kural, Murat Muratonoğlu, Murat Kosova. Üçlüsünün yaptığı sohbet. Biz de bunu güreşte yapalım diye. Ben ta yıllar öncesinde çıkarmıştım bunu. Yani bir şey diyeceğim. Ee, yani şu Bundan bahsetmeleri benim için çok değerli şu an. Kaan Kural'ın bununla ilgili konuşması benim için değerli. Hep Kaan Kural bana şey gelirdi çünkü böyle. İşte oğlum adam düşünsenize lan. Adam güzel eline alıyor cipsini. NBA maçı izlerken yorumluyor falan böyle tamam mı? Çocukken hep böyle gelirdi bana ve yıllar geçti. Kaan Kural'ın sadece NBA'yi değil bir sürü konuda bilgi sahibi. Hatta ben League of Legends oynuyorum. League of Legends'ın direkt yorumcusu falan da düşünün. Kaan Kural şey hani benim Türkiye'de tanıdığım ilgi alanlarıma göre zirve. Futbolu bilir Basketbolu bir güreşle bile ilgili güreşi ben daha iyi bilirim. Şu, kusura bakmasın yani. <laughs> bir bir tek bunu bilelim bari değil mi? Yani çok değerli benim için bu şekilde konuşmaları. Oradan <laughs> şeye geçiyorsun bir de yani. Hollywood'a geçiyorsun. Hollywood'a geçiyorsun. Tabii canım Hollywood'a geçiyorsun yani. Bak Jansina biliyorlar. O, o Twitter'da beni takip ediyor. Niye? <laughs> Abi Cansin herkesi takip ediyor. Kimleri kimleri takip ediyor? Neler çıkıyor karşıma ya? Sırf bununla ilgili içerik bile yapabilirim. Jansina niye bunları takip ediyor? Kimleri takip ediyor? Ama o 25 bin kişi falan. Bu arada politika. 25 bin değil, 600 bin kişi falan takip ediyor Sene bu arada. Diyorsun üç tane vali çıkardı ya. Evet. WWE. WWE 3 tane vali çıkardı. Kane var. Jesse Ventura var da üçüncü kim ya? Galiba Rick Steiner bir ara öyle belediye başkanı bir şey oluyor muydu? Vali çıkardı yani. Füsey... Hatta Ra Raka şampi şey başkan adayı ol falan diye baskı oldu bir daha. Çok ciddi hala var. Rakın hmm. başka. Abi Rak Rak zaten dünyanın şu an <laughs> aktör olarak internette en çok takipçisi olan insan Instagram'da. Öyle bir adamdan bahsediyoruz yani. Ya bunların hep hepsinin ya aslında şöyle bir şey abi Türkiye'de bir şekilde bu iş biliniyor. Sadece o adam bu kurgu deyip izlemiyor. Düşünsenize bu işi bu kadar bilen kişi varken gerçekten bu iş yine kitlesel olarak izlense falan burada ben zaten şu an 31.000'de böyle kalmamıştım yani. 150-200.000'e çıkmıştık herhalde. Yani gibi geliyor bana. A tabii o zaman sadece ben değil. Burada hani işte Onat var, Yağız falan var, Kero var, diğer arkadaşlar, podcast yapan arkadaşlar falan var. Güreşle ilgili doğru düzgün bir şeyler yapan insanlar hoşuma gidiyor benim. Düzgün şekilde ama. Yani. O zaman daha da çok kişi olurdu. Böyle 50 kişi falan olurdu herhalde. <laughs> Bilmiyorum ya. olması hala çok konuşulan bir konu. Ama Rakı çok seviyor Amerikalılar ya. Amerikan'ın sesi radyosuna hoş geldiniz. <laughs> Yani konu böyleydi işte arkadaşlar. Bundan bahsetmek istedim size. E, bence güzel bir şey. Buradan e, ya, bu insanların bana göre bazı konularda bunlar kanaat önderleridir. E, spor konusunda özellikle. Benim severek takip ettim. Ben başladığından beri oynadığımı bir kere bile kaçırmadım. Hani siz nasıl Pro Wrestling Stüdyo'yu ben böyle bir program yapmak için çok çabalıyorum. Siz böyle güreşle ilgili. Evet ben güreş seviyorum ve bu adamlar Enes'le Onat bunu konuşuyor. Ben her hafta bunları dinleyeyim. İşte ben bunları dinliyorum. Hani sizin dinlediğiniz adam bensem eğer benim dinlediğim adam da bunlar. Bu adamların güreşle ilgili bir şeyler söylemesi benim için çok değerli. Ve böyle işte ana ya falan hani şimdi başkaları var ya bazı yayıncılar falan işte. Ya bu ne lan bunu izleyen de mal mı falan diye değil. Bu adamlar zaten işi bilen, global, kültürlü insanlar ve bu şekilde Konuşmaları güreşle ilgili beni çok mutlu etti. O yüzden kendilerine buradan teşekkür ederim. Tabii ki beni göremeyecekler. <laughs> beni bilmeyecekler yani. Ama ya bak bu kadar Amerika'da popüler. Sizde Sokrates Amerikan sporlarına bu kadar çok yer veriyorsunuz. Bir program yapalım ya. İsmini de buluruz. Sokrates'te. Geleyim ben ya. Bak orada bir sürü programınız var sizin. Karşıma bir tane arkadaş verin. Oradan biz yayında döndürürüz. Tatlı olur aslında da. Türkiye'de acaba güreşle böyle bir noktaya gelebileceğiz mi ya? Hiç bilmiyorum. Kendi çapımda iki buçuk yıldır YouTube'da sadece çabalıyorum ama bakalım. Göreceğiz. <laughs> İlginç. Ben kaçtım arkadaşlar. Muhtemelen bu video telif gelmiş olabilir. Telif görüyorsa da Sokrates'i lütfen silme. <laughs> yani yapma. Koyma telifi. Çünkü benim için çok değerli. Benim için Kaan Kural ve Mehmet Demirkol'un güreşle ilgili ki güreşle ilgili Türkiye'de içerik üreten e, az kişiden biriyim. Elim için gerçekten çok güzel bu konuya değinmeleri. Önemliydi yani siz ne düşünüyorsunuz bundan? Bununla ilgili John Cena'yı falan bilmesi zaten güzeldi. Cena'yı da şimdi bilirsin artık aktör makter oldu. Güzel hani bakış açılarını bilmek en azından benim için mutluluk vericiydi. Böyle de bir video çekmek istedim. Ben kaçayım. Arada böyle videolar falan atarım ha haberiniz olsun. Görüşürüz bay bay.